tweet sayesinde pek çok insan binlerce izleyiciye ulaşabiliyor. Tabii her geçen gün ile birlikte yayıncıların çoğalmasıyla artan rekabet de artıyor. Bazı yayıncılar günde 6 saat ile 12 saate kadar bilgisayarın başında yayın açabiliyor. Sürekli bu işi yapmak bir müddet sonra ilginç anların da ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu videoda Twitch yayıncılarının yaşadığı ilginç ve sıra dışı anları derledik. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara kavga. Saatlerce bilgisayarın başında durmak bir müddet sonra çevrenizde tepki çekebiliyor. Bu kendini o kadar kaptırmış ki erkek arkadaşı kapatmasın diye ağlamaya başlıyor. O anlarda ise yayın hala devam ediyordu. İki numara, sessiz müzik. Dans eden bu adam dinlediği müziğin izleyicilerin de duyduğunu sanıyordu. Fakat yanılmıştı. Ses gelmediği için tek başına kalan yayıncının bu tuhaf anları oldukça utanç vericiydi. Durumu geç anlasa da artık iş işten geçmişti. See me, the club scene? Now believe me, you don't believe me? I got high for you. Black in the room with it. Mother, see they come with it. You guys can't hear the music. You guys can't hear the music? 3 numara, ani tepki. Uykusu gelmesine rağmen saatlerce bilgisayar başında kalan yayıncı, tam uyumak üzereyken bir anda ekrana yumruk atması herkesi şok etti. Bunu neden yaptığı ise pek bilinmiyor. Numara, oyun siniri. Çok oyunculuklu oyunlar son dönemin en popüler oyunlarından. Ancak aşırı bağlanmak hata olabilir. İşte bir Twitch yayıncısı oyunu kaybedince kontrolden böyle dışarı çıkıyor. Beş numara, yangın. Oyun oynamaktan ziyade yemeğin nasıl yapıldığını gösteren bu yayıncı için işler istediği gibi gitmiyor. Mutfağın bir anda alev alması onun kadar izleyen herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tek teselli ise yangının çabucak sönmesi oldu. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Altı numara, kızmak. Bir Twitch yayıncısı olan arkadaşınız varsa kesinlikle ondan korkmalısınız. Psikolojileri iyi olmayabiliyor. Öfke patlaması yaşayan bu yayıncı ise kurban olarak oturduğu koltuğu seçiyor. İşte tuhaf olan diyalog. Yo my bad Rhino, honestly Rhino, I'll never ever bet ever. Yo, what the fuck? Yo, back up Rhino, bro. I said I'm not gonna Rhino, bro. Yeah, I know you want Rhino, but I'm not packing my bullets, bro. I'm gonna see him landing. Guess what's gonna happen? Nothing gonna happen. Cause he's my boy. And guess what? We're gonna sit there and we're gonna sip. We're gonna have a good time. We're gonna have a good meal. We're gonna hold. You wanna know what I'm saying? You wanna know what I'm saying? No. 7 numara, uykuya dalmak. Saatlerce oyun oynamak zor bir şey olsa gerek. Bu kız en sonunda dayanamayıp uykuya dalmış. Üstelik yayını kapatmayı da unutmuştu. İşte yaşadığı o talihsiz an ise kameraya böyle yansıdı. Yo, she's out. Yeah. You know who's another one who's surprising me? Sekiz numara, yayını unutmak. Bu Twitch yayıncısı canlı yayında olduğundan tamamen habersiz. Kamerayı açık unutunca pek çok kişi onu dikkatlice izlemeye başladı. Neyse ki kız hata yapmadan bu unutkanlığını kayıpsız atlatıyor.
9 numara, para. İzleyicinin dikkatini çekmek için her şeyi yapmaya göze alır mıydınız? Bir izleyicinin şartlı olarak para göndereceğini söylemesi üzerine adam bunu hemen evin ortasında yapmaya başlıyor. Paranın ne kadar güçlü olduğunu bu videoda daha iyi anlayabiliyoruz. Videonun sonuna geldik. Siz bu yayıncılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.